Herkese merhabalar. Yurtbay Seramik'ten Merve ben. Yeni bir podcast yayını ile tekrar birlikteyiz. Bu hafta mimar Sayın Hasan Sıtkı Gümüşsoy ile doğadan ilham alan tasarımlara değineceğiz ve doğanın yaşamlarımıza etkisini ele alacağız. Başlamadan önce Hasan Bey e davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Bizlere info@yurtbay.com adresi üzerinden ulaşabilir. Her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Hasan Bey merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hasan Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, Hasan Sıtkı Gümüşsoy ben. About Blank Mimarlık ve Kentsel Tasarım'ın kurucu ortaklarından mimarım. Ee, genç bir ekibiz. Yaklaşık 15 yıldır. Yani mimarlık için tabii bu süre genç hala genç sayılabiliyor. Ee, üniversite yıllarından yarışmalarla e, öncelikle kendini var etmiş. İşte günümüzde hem yapısal anlamda hem kentsel tasarım anlamda birçok proje üreten hem yurt içinde hem yurt dışında bir mimarlık firmasıyız. sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Önce doğadan ilham alan tasarımlarla başlayacağız. Biliyorsunuz günümüzde baktığımız zaman birçok artık tasarımda ve mimari konseptlerde Doğayı çok sıklıkla görüyoruz ve mimarlar da bunu çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Doğadan ilham alan tasarımlarda modern yaşam bir bakıma doğadan uzaklaşmak olarak adlandırılıyor. Fakat günümüzde birçok yaşam alanında doğadan esinlenerek üretilen eserleri de görmek mümkün. Size göre doğadan ilham alınarak üretilen tasarımların yaşam alanlarına kattığı özellikler nelerdir? Şimdi biraz... Ee... Genel bir yayın olduğu için bir biraz daha geriye gidip daha temel seviyelere inme, ineceğim. E, mimarlık deyince ilk akla gelen aslında beyaz bir kağıt üzerinde bir takım planlar, kesitler olur genelde. Ama aslında bunlar bir e, hacimsel bir durumun e, bir tezahürüdür sadece. Mimarlık hacimle ilişkilidir. Daha doğrusu boşluğun tasarlanmasıyla ilişkilidir. Bu e, e, yaptığı iş budur uğraştığımız iş budur. Boşluğu bazen işte dört tarafını veya altı tarafını kapatırız. Bazen bir sadece bir duvar yaparız. Bazen sadece bir zemin yaparız. Ee, her defasında bize farklı duygular uyandırır bu boşluğun tasarımı. Tabii bir yapısallaştıkça birinci birinci ilişkiye girdiği konu doğanın ta kendisidir aslında ve doğal ışık ve doğal havalandırma ee, bu iki konu üzerinde gelişir. Yani bu holistik kurgunun başlangıcı e, ışık ve havalandırmadır. Bir mekana girdiğimizde de ilk başta bizi etkileyen oranın aydınlık seviyesi ve havanın kalitesidir. Daha sonra diğer e, malzemeleri e, e, ile ilgileniriz açıkçası. Diğer kurgularla ilgileniriz. Yani dolayısıyla e, bu kurgunun başlangıcındaki e, ışık ve bu ışığın yarattığı bir takım oyunlar, havanın kalitesi, içerisi ve dışarısındaki durumlar e, tasarımı zaten başlangıç noktasını oluşturuyor. E, devamında ise e, yüzeylerin tasarımı başlıyor bizler için. Yani bu e, büyük kurguyu oluşturduktan sonra onunla uyum içerisinde çalışan zemin ve e, duvar ve diğer e, ayıraç elemanlarından bahsedebiliriz. Ee, aslında şunu mu anlıyoruz Hasan Bey ee, doğadan ilham almadan önceki süreçte aslında boş bir e, materyal var elimizde boş bir malzeme var ama biz onu aslında e, kendi düşünsel sistemimize mimari anlayışımıza yeniden yoğuruyoruz ve bambaşka bir forma ...ulaştırıyoruz. Evet, aynen öyle. E, peki doğadan ilham alarak oluşturduğunuz, oluşturduğunuz tasarım fikirleri var mı? E, doğayı e, tasarımlarınızda nasıl kullanıyorsunuz? Daha e, nesnel mi yoksa öznel mi kullanıyorsunuz? Yani tasarıma bakarken e, biraz daha nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, baktığınız zaman tasarımı ele aldığınızda... Ee, bir bir şey tasarlarken direkt olarak dışarıdan bir göz olarak mı bakıyorsunuz yoksa hayır bu mekanın ihtiyacı olan bu ee, ben e, böyle bir tasarım yapmalıyım mı? Evet. Yani e, öncelikle biz genellikle kent içerisinde yapılar tasarlıyoruz. Dolayısıyla e, kentle olan kurgusu e, bizim için önem taşıyor. Kent dediğimizde illa beton olmak zorunda değil yani iyi kentler de var sonuçta e, parkları, bahçeleri ve her şey düzenli olan. E, dolayısıyla bizim için bu ilişkiler bütünü yani dışarısı da önemli, içeriye girdiğimiz zaman da önemli veya içeriden dışarıya baktığımız e, zamanki konu da önemli. E, bu yüzey konusuna gelecek olursak. E, yani doğadan ilham alma hikayesiyle alakalı. Ee, şeyi düşündüm buraya gelmeden önce. Ee, bizim daha çok kullandığımız renkler ve dokular e, zaten insanoğlunun daha önce kullandığı şeyler. Yani zeminde özellikle bir background oluşturmaya çalıştığımız için zeminle alakalı. Ee, daha çok bej, gri tonlar kullanıyoruz. Ve bunları şey olarak da düşünebilirsiniz. Bir patika bir yol. Hı -hı. Ee, çok fazla işlenmemiş ve asfalt da olabilir önemli değil ee, aynı kurguyu aşağı yukarı bizim mekanlarımıza da taşıdığımızdan bahsedebiliriz yani genelde kıpkırmızı yapmayız mesela zemini çok nadir Hı -hı. E, özel, onlar. Bir, ama, e, özel belki. bir istek olabilir ama daha çok e, daha nötr daha e, doğayla alakalı veya toprakla alakalı toprağın tonlarından oluşan renkler kullandığımızı fark ettim. Biraz hı hı. içgüdüsel olarak bence genel bir insanlığın kabulü sanırım bu. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Hasan Bey. Bir mekan size mekan tasarımıyla ilgili bir fikir geldiği zaman ilk önce mekanda hangi genel geçer önemli olan bir takım noktalara dikkat ediyorsunuz. Yani bu mekanda ben e, ...tasarımımı... E, ...nasıl şekillendirmeliyim... ...noktasında... ...belirli renkler... ...belirli dokular... E, ...ya da işte... E, ...mimari anlayışa göre... ...işte o yılın trendini belirliyor onu... ...yoksa oradaki... E, ...ilham aldığınız konular tamamen... E, ...sizin... ...mekana göre uyarladığınız... ...şekilde mi ilerliyor? Nasıl bir... E, ...tasarım anlayışı var o noktada? E, yani biz genellikle... E... Yani Yapısal olarak bina olarak öncelikle çevresiyle uyumlu yapılar tasarlamaya çalışıyoruz. Bu eğer bir e, şehir dışında bir yani doğanın içerisindeyse bir anlayışımız oluyor. E, belki dışında daha doğal malzemeler kullanıyoruz. Kent içerisinde olduğu zaman biraz daha o renklerle alakalı daha uyumlu çevresiyle daha uyumlu tonlar kullanmaya çalışıyoruz. E, seramik bu noktada önemli. Yaptığımız projeye göre de mesela dış cephe seçimlerimiz Hı -hı. belirlenebiliyor. E, genellikle konutlarda biz seramik cephe kullanıyoruz. Yani bu bildiğimiz gayrimenkul projelerinde Hı -hı. daha büyük ölçekli projelerde... E, ...mesela alüminyumdan uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü daha soğuk bir hissiyat oluyor. Her ne kadar dokunsanız da dokunmadan uzaktan baktığınızda Hı -hı. bile onun soğukluğunu hissediyorsunuz. E, dolayısıyla... Yani gene toprağa geleceğim. Toprakla alakalı bir malzeme olduğu için ne renkte olursa olsun, mesela konuta daha daha sıcak, ee, yani daha sıcak bir hissiyat veriyor ve onu kullanıyoruz. Peki müşteri tarafından bakarsak, en başında size proje geldiği zaman belirleyici. Ee, bu noktada siz mi oluyorsunuz yoksa ortak bir e, mutabık kalınarak mı yapılıyor? Nasıl ilerliyor, e, ilerliyor acaba? Çünkü bazen e, kent mi e, günün şartlarına göre farklı beklentiler de olabiliyor, e, özel bir tasarım e, istenilebiliyor. Bu noktada yönlendirici olarak e, nasıl bir yardımcı oluyorsunuz? Yani nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Şimdi tabi yani çok. Bir bina yapmak oldukça pahalı bir iş Şimdi ve uzun yıllar gerektiriyor. Bir projenin başlayıp inşa edilmesi. Dolayısıyla her anda birçok aktörle beraber çalışıyoruz. Cephe dediğimiz konu seramik kararını verdikten sonra... ...bunu bir yandan belki inşaat mühendisimizle de konuşuyoruz veya... Cephe mühendisimizle de konuşuyoruz. Bunun binaya getirdiği Hı -hı. yüklerle alakalı konular olabiliyor veya rüzgarla alakalı konular olabiliyor. E, tabii bizim yani e, kararımız ve bu ve seramik kullanma kararımız özellikle konut projelerinde e, genelde benimseniyor. çünkü uzun vadede düşündüğümüz vakit e, hem kendi kendi temizleyebilme özelliği oluyor e, ve ...iyi eskiyen bir malzeme olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de bu. Ee, bir yandan da işte ülkemizdeki üretim, daha doğrusu yapım e, kalitesi belli bir seviyede. Çok da şeye çıkamıyor. Dolayısıyla o hataları da e, güzel kapatabildiğimiz ve sevdiğimiz... ...bir yandan da cephenin e, hava almasına da e, yarayan e, bir malzeme. E, biz hala şeydeyiz tabii şu anda. Genelde hep kentle alakalı, cepheyle alakalı konuşuyoruz. ...biraz da içeriden de bahsedebiliriz isterseniz. Tabii. Şöyle, pek iç mekanlarda e, kurgulamak gerekirse doğayı... E, ...iç mekanları nasıl uyarlayabiliyoruz bunları? Çünkü geleneksel ve e, çoğu evin kendine ait bir aslında... ...en başından beri bir ruhu var. E, kimi ev daha sofistike bir tarza sahip, kimi ev daha minimal... ...kimi ev daha modern... E, bir Aslında bir eve girdiğimiz zaman orada yaşayacak olan kişinin de ruhuna göre, kişisel özelliklerine göre bir yaşam alanı şekilleniyor. Bu noktada doğayı nasıl kullanabiliyoruz? Yani mesela sofistike tarzı olan ya da minimal yaşama sahip bir evde bunu kurgulamak, uygulamak kolay mı? Yoksa tamamen size bırakılan bir alanda tasarım yapmak daha mı kolay bu anlamda? Ee, şimdi... Ben hep malzemenin kendi e, öz özelliklerinin, has özelliklerinin ön planına e, çıkmasından yanayım Ne kullanıyorsak kullan, Mesela beton de bir şey veya bürüt beton kullandığımızda da e, veya bazen duvarı da olduğu gibi açık bırakıyoruz. Aynı şekilde e, seramiğin de daha e, saf hallerini daha saf halleri daha çok hoşuma gidiyor benim. E, Olabildiğince yani bir minimal bırakmak daha e, nötr renklerden oluşan çok fazla e, bir yandan aslında doğayı taklit etmeyen çünkü kendisi doğal bir malzeme hı hı. bu benim kişisel fikrim tabi bu yavaş yavaş iç mekana doğru girdikçe e, işlerde şey oluyor kişiselleşiyor kararlar kişiselleşiyor. Peki, noktada, e, sizinle birlikte... E, Karar verici merci olabiliyor mu müşteri? Yani hayır ben bunu kullanmak istiyorum dediği noktada nasıl yönlendirme yapıyorsunuz? Şimdi bizim daha çok biz bir kabuk tasarlıyoruz, bir yaşam tasarlıyoruz ve bir hacim teslim ediyoruz. Bir noktadan sonra yani insanların yaşadığı kendi özel alanları sürekli vakit geçirecekleri bir yer. Ve bir yerden sonra çok da müdahaleci olmamak gerekiyor belki. Hı hı. Ee, dolayısıyla çok da yargılamıyoruz. Ee, ya yani yargılamayı artı veya eksi olarak. Peki şöyle sormak istiyorum. Yani e, her yıl belirli bir e, trend değişikliği yaşanıyor. Ya da iki yılda bir, üç yılda bir. Kimi zaman daha doğal ve e, doğal tonlar, natür tonlar seçiliyor. Kimi zaman biraz daha hareketli, biraz daha böyle minimal e, ürünler tasarlanmaya başlanıyor. Aslında seramik de e, günün koşullarına göre şekillenebilen e, bir malzeme. Peki bu noktada... E, ...o günün trendleri direkt olarak etkili oluyor mu? Doğal bir yaşam, e, doğa, aslında doğayı e, yansıtan bir yaşam alanı kurgulamak için... ...yoksa e, tamamen bağımsız olarak ilerleyen bir süreç mi? Şimdi seramik, seramik e, öncelikle geleneksel bir malzeme. Hı hı. Ve hala e, geleneksel üretim yöntemleriyle üretiliyor. Endüstriyel seviyede de olsa gene işte benzer bisküvitler üretiliyor hı hı. E, fırınlanıyor. Ondan sonra üç aşağı beş yukarı benzer. Tabii ki daha yeni kimyasallar ve boyutlamalar sayesinde birçok malzemenin de son 8-10 yıldır, 15 yıldır yerini alıyor. Mesela doğal taşın yerini almaya başladı ister istemez. Çünkü çok daha fazla bir performans sağlıyor bize. Gözümüz arkada kalmıyor. o noktada bence yani doğal taşın e, ne kadar taklit ettiğimiz de önemli. Peki bu tür tasarımların insanlar üzerindeki etkisi nasıl değerlendiriyorsun Hasan Bey? Olumlu mu? E, daha doğal e, tonların evde olması olumlu yönde etkiliyor mu? Şimdi e, yani seramik, seramin üretimi verimli bir süreç. Benim mesela doğal taş üretimiyle karşılaştırdığımız zaman e, gözlemlediğim e, birisi çok büyük bir operasyon. Doğal taşı mesela dağları oyuyoruz, Değil mi? Yani böyle bir şey de var, Bir katliam seviyesinde bir durum da olabiliyor. Ee, seramik ise çok daha belli endüstriyel malzemelerle e, üretilen, e, zaman zaman doğal taşları da taklit edebildiğimiz ve yani gitgide de bunun seviyesi düzeliyor, yükseliyor. İlk aklıma gelen mesela bir otel lobilerinde e, öncelikle büyük boy genelde bizim sevdiğimiz seramikler. E, doğal taşı iyi taklit edenler neredeyse ayıramadığımız ve işte performansına çok güvendiğimiz, kolay uygulanan, Hı -hı. kolay taşınan, doğaya dolayısıyla doğal taşa göre belki daha az zarar veren e, malzemeleri kullanmayı seviyoruz. İnsanların Hı -hı. da üzerinde direkt e, bu e, daha çok performatif oluyor bizim e, değerlendirmemiz. Yani Hı -hı. ne tarz heyecanlar yarattığını bilmiyorum ama mesela kolay temizlenebilmesi e, çok İperti. önemli bir şey kolay uygulanabilir bilmesi çok önemli bizim için. daha çok bunlara, bunlara daha çok dikkat ediyoruz açıkçası. Hasan Bey çok keyifli bir sohbetti bizler için. Vermiş olduğunuz bilgiler ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Yurt Bay Seramik'ten Merve ben. Hasan Bey ile keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Bir sonraki yayınımızda Hasan Bey ile bu kez mimari yaklaşımda modern ve gelenekselin birlikteliği konusunu ele alacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.